Selamünaleyküm öncelikle. İyi günler Cümleten. Doçent Doktor Lütfü Sümer Bey, Doktor Hüseyin Bey ve değerli katılımcılar Cümleten hoş geldiniz hepiniz. Tüm katılımcılar Ramazan Şerifi mübarek olsun burada. İslam İktisadı ve Finans webinarlarımız devam ediyor demin Hüseyin Hocamızın da söylediği gibi. Bereketli bir programımız geçiyor Ramazan ayında da. Bugünkü başlığımız toplumsal eşitsizlikler ve sosyal adalet konusu. Program konuğumuz Lütfü Sümer Bey. Lütfü Sümer Bey'den kısaca bahsetmek istersek katılımcılarımız için. Lütfü Sünar lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve ekonomi alanında lisansını yaptıktan sonra doktor eğitimini de 2010 yılında İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünden tamamlıyor. Sosyolojik teori, şarkıyatçılık, öteki Türkiye'de toplumsal değişim ve tabakalaşma alanlarında çeşitli çalışmalarda bulunan Lütfü Sünar halen İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Programımızda bugün Hüseyin Ergün Bey de bize eşlik edecek sağ olsunlar. Hüseyin Hocam açılış konuşmasını yapmak ister misiniz? Geçelim mi bu noktayı? Valla çok teşekkür ederim Abdülkadir, sağ olasın. Yani bu hocam biz normalde bunu böyle salonlarda yaptığımız zaman belli protokol içerisinde yürütüyorduk ama artık dijital ortama da bunları taşımaya başladık. Ben hem size hem katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. İKAM'la beraber yaptığımız programın dördüncüsü bu. Beşincisini inşallah çarşamba günü yapmış olacağız. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ama bu olan önemli bir alan, sosyolojik boyutunu çok iyi görmek gerekiyor. Sizin gibi bir değerli katılımcıyla beraber olmaktan da mutluyuz hocam. Arzu ederseniz sözü size bırakalım. Buyurun, dinliyoruz. Evet. Peki, teşekkür ediyorum Hüseyin Bey organizasyon için. Kıymetli arkadaşlar, hepinizi selamlıyorum. Hayırlı, bereketli bir Ramazan diliyorum. İnşallah hayra vesile olur bu programlar, bu çalışmalar. Her zaaf, her sorun aynı zamanda içinde çeşitli imkanlar barındırıyor. İşte bu içinden geçmekte olduğumuz süreçte bize bir takım imkanlar çıkardı. Sağ olsun Hüseyin Beyler böyle bir seminer dizisi oluşturdular. Seminer dizisi farklı yerlerden insanların da hani katılımını daha kolay, daha mümkün hale getirdi ve bizleri burada şimdi bir araya gelmiş olduk. Dijital mekanda. Evet, gelmiş olduk. Şimdi ben Selman kardeşimiz benden bir böyle bir webinar yapacağız. Siz ne sunmak istersiniz hocam diye sorunca bu aralar belki takip edenleriniz vardır. Çoğunlukla toplumsal tabakalaşma, eşitsizlik hususlarında araştırmalar, çalışmalar yapıyorum. Sizlerle de bu konuyu paylaşmak istedim. Çünkü malumunuz bu seminerler dizisinin ana bağlamı İslam iktisadı. İslam iktisadı oluşturuyor. Ve bu bağlamda bana göre İslam iktisadı dediğimiz disiplinin ya da perspektifin ya da yaklaşımın ne diyeceksek ortaya çıkışının zeminini aslında sosyal adalet mevzusu oluşturur. Yani İslam iktisadı diye bir şeyden bahsediyorsak aslında temelde sosyal adalet hususunun merkeziliğini vurgulamamız gerekir. İslam iktisadını diğer iktisatlardan ayıran en önemli husus bu disiplinin sosyal adalet temalı, sosyal adalet temelli bir yaklaşıma sahip olması olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle kurucularına baktığınızda 1970'lerde, 1960'ların sonu 1970'lerde baktığınızda çok güçlü bir sosyal adalet vurgusunu görürsünüz. Bu hem ülkeler arası hem ülke içi hem de toplumsal bir hedef olarak sosyal adalet vurgusunun çok belirgin olduğunu fark ederiz. Zamanla bu vurgu zayıfladı, azaldı. Biz belki bu anlamda tekrardan bunu gündeme getirmiş olacağız. Biraz da bu çalışmalarımızda, bu gündemimizde. Ben bugün size biraz hem bu işin kavramsal arka planını hem de verilerle, grafiklerle dünyada nasıl bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyayı nasıl, bizi ne bekliyor bu dünyada onu konuşmayı arzu ediyorum. Nasıl bir dünyada yaşadığımız sorusu çok önemli bir soru. Bunu hissetmek, keşfetmek ve değiştirmek üzere harekete geçmek de bence her insanın, her Müslümanın vazifesi. Bu dünya içinde yaşamış olduğumuz dünya, bugünlerde de çok ciddi bir biçimde hissettiğimiz üzere ileri düzeyde
adaletsizlikler ve eşitsizlikler barındırıyor. Bunlar sadece siyasal adaletsizlikler ve hukuki adaletsizlikler değil. Daha da mühimi belki, daha da yakıcısı. Her gün hissettiğimiz, her gün fark ettiğimiz iktisadi adaletsizlikler, iktisadi eşitsizlikler barındırıyor bünyesinde. Ve bu çok ciddi bir biçimde bizim hayatımızı, insanların hayatını etkiliyor. Bu seminer dizisi Twitter'dan paylaşıldığında birisi yani altına şey yazmış. Nedense yani çok bugünlerde popüler sosyalizmi çağrıştırıyor bana diye yazmış. Bu yeni bir şey değil. Yani sosyal adalet ya da eşitsizlikten bahsettiğinizde yani birilerinin aslında belli bir ideolojiyi düşünmeleri, belli bir ideolojiyi çağrıştırmaları çok eskiye dayanıyor. O yüzden de biraz Müslüman dünyada öteden beri süregelen antikomünizm fikriyatından ötürü geniş halk tabakaları içerisinde muhafazakar ilim adamları, entelektüeller arasında bu konular genellikle dikkat çekmiş değildir. Yani biraz bu konulara tepkisel davranılır, uzak davranılır. Hatta bu sebeple İslam iktisadının ilk kurucuları Mevdudi gibi, Seyyid Kutup gibi, Ali Şeriati gibi ilk kurucuları hafif de biraz böyle sosyalizm özentili olmakla da itham edilmişlerdir. Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda bugün de bu zihniyetin arkadan arkaya içten içe işlediğini görüyoruz. Aslında bu sorular biraz bunu bunu gösteriyor. Gerçekten de öyle mi? Yani halbuki adalet kavramı belki de değil mi? Bu İslam düşüncesinin, Müslüman toplum idealinin en merkezi, en temel kavramlarından birisi. Binlerce, yüzlerce yıl boyunca Müslüman toplumlar adalet ideali etrafında iyi işleyen bir siyasal sistem, iyi işleyen bir iktisadi yapı, iyi işleyen bir toplumsal model, bir yapı oluşturmak için çok çaba sarf ettiler. Fikriyat geliştirdiler, uygulamalar geliştirdiler, siyaset oluşturdular. Dolayısıyla yani bu anlamda baktığımızda bu adalet mevzusunun aslında çok önemli bir kavram, merkezi bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Yani hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani dünyadaki bütün işte İslam'a dair bütün kaynaklar, bütün eserler, bütün kavramlar unutulsa, sadece adalet kavramı kalsa, muhtemelen o kavramdan hareketle tüm bir toplumsal hayatın yeniden inşa edilmesi, yeniden sistematik bir şekilde inşa edilmesi mümkün olabilir. Bu kadar merkezi, bu kadar önemli bir kavramdan bahsediyoruz. Türkiye için de önemli bir kavram ayrıca. Yani şöyle yakın tarihimizi bir düşünün. Yani Türkiye'de işte değil mi? Yani en uzun iktidarda kalan iki partinin adı da Adalet geçer. Yani Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi. Birisi 1960-80 arasını domine etmiştir. Bir diğeri de 2000 sonrasını domine etmiştir. Mesela İşçi Partisi'nin Türkiye İşçi Partisi'nin 1960'lardaki yayın organının adı Sosyal Adalet Gazetesi'dir. Sosyal Adalet Dergisi'dir. Adil Düzen diye bir fikriyat vardı 1990'larda. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın milli görüş ideali içerisinde ortaya çıkarttığı ki İslam iktisadi temeliyle de temellendirilmiş bir görüş. Mesela Adil Düzen ideali onu iktidara taşıdı. İşte yakın zamanda mesela çok böyle sansasyonel bir şey oldu. Yürüyüş yaptı ana muhalefet partisinin lideri. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek gitti. Yürüyüşünün adı da Adalet Yürüyüşü'ydü. Yani bu anlamda sağdan soldan bütün toplumsal kesimlerden adalet talebi, adaletle ilgili yüksek bir farkındalık var. Halbuki mesela şöyle bir şeye girin, kitap sitesine girin. Herhangi bir kitap sitesine girin. Şöyle adalet yazın. Kaç tane kitap çıkacak? Adaletle ilgili kaç tane kitap çıkacak? Ya da ne bileyim işte YÖK'ün veri tabanına girin. Yani hukuk tezlerini dışarıda bırakın. Orada çünkü teknik bir tabir olarak geçiyor.
hukuk tezlerini dışarıda bırakın. Kaç tane sosyal adalet, adaletle ilgili tez yazılmış? Yani kavramsal, felsefi, sosyolojik, iktisadi, siyasal kaç tane yazılmış? Ben söyleyeyim, çok az. Bir elin parmağını geçmez. Yani kitaplar, piyasadaki mevcut olan kitaplarda çevirili kitaplardır. Yani mesela bizim İktisat Yayınları diye bir yayın evimiz var. İktisat Yayınları'ndan şimdiye kadar 50'ye yakın kitap yayınladık. Birkaç ay içerisinde baskısı biten tek kitabımız Adalet kitabı. Şimdi Adalet olan küçük bir kitabımız var. Birkaç ay içerisinde baskısı bitti. Demek ki ilgi çekiyor. Adaletle ilgili çok yoğun bir talep var. Adaletle ilgili çok yoğun bir hissiyat var. Ama aslında entelektüel dünyamız, İslam iktisatçılar da dahil olmak üzere, bu konuda çalışmalar yapmış değiller. Bu konuda incelemeler yapmış değiller. Bunun bir miktar başta söylemiş olduğum gerekçeyle ilişkisi var. Adalet nedir? Adalet temelde aslında bir şeyi yerli yerine koymaktır. Adalet zulümün karşıtıdır. Bir şeyi yerli yerine koymamak da zulümdür. Yani bir şeyi hak ettiği yere koymak. Bir şeyi olması gereken yere koymak adalettir. Biz gündelik hayatta bunu kullanırız. Mesela diyelim ki böyle çok kitaba kötü davranan, kitabını hor kullanan birisine şunu söyleriz. Ya kitaba zulmediyorsun deriz. Ya da ne bileyim çok güzel bir dolma kalemle, çok güzel, hoş bir dolma kalemle mesela böyle sağa sola çiziktiren birisine deriz ki ya kitaba dolma kaleme zulmediyorsun. Yani kalemi olması gerektiği gibi kullanmıyorsun. Ona olması gerektiğin yeri vermiyorsun. Bunu gündelik hayatta kullanırız. Adaletin olmaması zulümdür. Adaletle ilgili en önemli şey adil, adl kökünden geliyor. Adl biliyorsunuz Allah-u Teala'nın da bir ismi. Adil olmak, adl sıfatı aynı zamanda mutedil kavramıyla da ilişkili bir kavram. Mutedil kavramı biliyorsunuz ne diyebiliriz mutedil için? Ilımlı olmak. Vasat olmak. Bu anlamda aşırıya kaçmamak anlamı da içerir adalet kavramı. Aşırıya kaçmamak. Uçlarda olmamak. Yani bir şeyin adil olabilmesi için, adaletin olabilmesi için mutedil olması da gerekir. Aşırılık bünyesinde barındırmaması da gerekir. Kendi tabiatına, kendi olması gerektiği biçime uygun olması, aynı zamanda aşırı olmaması gerekir. Başka? Adalet durumu bir toplumsal durum olarak her zaman ıslah ve imal edici olmakla ilişkili bir hadise. Biliyorsunuz Müslümanların Kur'an'daki iki sıfatıdır. Islah edenler ve imar edenler olarak geçer. Yani bu anlamda yapıcı, yapılandırıcı ve kötülükleri engelleyici, kötülükleri azaltıcı olmak da adalet kavramının bir unsuru, bir bileşeni. Bu anlamda baktığımızda adalet her zaman bir toplumsal ideal olarak bireyin doğrudan kendisiyle ilgili olan bir şeyden ziyade bir toplumsal hal olarak karşımıza çıkar. Adalet bireyde tekil olanda tezahür eden bir durum olmaktan ziyade toplumda tezahür eden, toplumsal olanda açığa çıkan bir durumdur. Niye adalet? Yani adalet niye bu kadar merkezi bir mefhum? Çünkü insanın yeryüzünü imarında adalete ihtiyacı var. İnsanların birbirinin hakkını, hukukunu koruyabilmesi, refah içerisinde ve felah içerisinde yaşayabilmesi için adalete ihtiyacı var. İnsanların birbirine tecavüz etmemesi, hakkına tecavüz etmemesi, birbirinin sınırlarını gözetebilmesi için, yani barış ve mutluluğun temininde adalet merkezi bir yer, merkezi bir konum tutar. Bunlar sağlandığında, yani toplumsal durum ortaya çıktığında insani kapasitenin geliştirilmesi için güçlü bir zemin oluşur. Adaletin olduğu yerde aynı zamanda güçlü bir şekilde insani kapasitenin geliştirilmesi için de bir zemin söz konusu olur. Bir zemin ortaya çıkar. Ve adaleti, aşırılıkların giderilmesi ancak adalet ile tesis edilebilir.
Şimdi popüler dilde çok yoğun bir şekilde özellikle muhafazakar jargon içerisinde eşitlikle adalet arasındaki ilişki bir miktar sorunlu bir ilişki olarak görülür. Yani bir yerde eşitlikten bahsettiğinizde, bir yerde eşitlikçi bir dil, eşitlikçi bir söylem geliştirdiğinizde, bunun bu dili geliştirenler, bu söylemi geliştirenlerin de muhtemelen çeşitli sorunları, çeşitli değerlerle ilgili problemleri olduğu için olsa gerek, hemen muhafazakar jargonda yani eşitlik yerine adalet önerildiğini görürsünüz. Yani mesela bugünlerde çok popüler bir tabirdir. İşte muhafazakar kadın kuruluşları toplumsal cinsiyet eşitliği yerine toplumsal cinsiyet adaleti kavramını kullanırlar. Çoğunlukla bir yerde eşitlikten bahsettiğinizde eşitliğin yıpratıcı bir şey olduğunu lakin adaletin asıl olması gerektiğini söylerler ki bu doğrudur. Bu doğrudur. Ancak bu karşıtlık doğru değildir. Yani adaleti eşitliğin karşısına koymak çoğu kez aslında adaletsizliğin de bir gerekçesine dönüşmektedir. Çoğu kez aslında eşitsizlikleri meşrulaştırıcı bir dil ve söylemin temini, zeminini oluşturmaktadır. Adaletle eşitliği karşı karşıya koymak. Adaletle eşitlik çelişir mi? Bu soru çok önemli bir soru. Çeliştikleri yerler vardır. Ama çoğunlukla aslında adalete ulaşmanın en asgari koşulunun eşitliği sağlamak olduğunu düşünebiliriz. Belirli, çok sınırlı durumlar hariç genellikle adalete ulaşmanın yolu eşitliği tesis etmekten geçer. Yani mesela bir sınıfta bir hocanın, dersin hocasının adil olması insanlara eşit davranmasından geçer. Hak edene hak ettiğini eşit bir şekilde vermesinden geçer. Aynı kağıdı veren iki kişiye aynı notu vermesidir adalet çoğu kez. Çoğu kez adaleti bulmanın, adalete ulaşmanın en formel, en formel değil, yani en fazla formel, en kestirme, en net yolu eşitlikleri sağlamaktan geçer. Kamusal bir ideal olarak eşitlik, adaleti temin eden en güçlü zemini sağlar bize. Fakat şunu biliyoruz. İnsanları eşitlemek mümkün değil. İnsanlar arasında mutlak ve kesin bir eşitliğe ulaşmak çok mümkün değil. Peki ne o zaman ne yapacağız? O zaman adaleti tesis etmenin en önemli yolu ve en önemli enstrümanı eşitsizlikleri azaltmak olmak. Evet, eşitliği sağlayamayabiliriz. İnsanları eşit hale getiremeyebiliriz. Ama eşitsizlikleri azaltmak mümkündür. Eşitsizlikleri düzeyini, etkisini, kapsamını daraltmak mümkündür. Dolayısıyla aslında toplumsal adalet ile, sosyal adalet ile eşitsizlikler arasında, eşitsizliklerin azaltılması arasında çok güçlü bir bağ var. Şu soru sorulur. Liberal bir argümantasyon olarak eşitsizliğin iktisadi kalkınmayı tetikleyici, iktisadi kalkınmayı büyütücü bir tarafı olduğu varsayılır. Yani insanları tetikleyen, insanları motive eden, kazanmaya, üretmeye motive eden bir tarafı olduğu söylenir eşitsizliklerin. Ekonomiyi büyütme, yeni teknolojiler geliştirme, yeni imkanlar, yeni fırsatlar bulma hususunda eşitsizliğin tetikleyici bir tarafı olduğu varsayılır. Ve genellikle şu anda ekranda görmüş olduğunuz ikilem sunulur. Yani daha küçük ve eşit bölüştürülmüş bir pasta mı? Yoksa daha büyük ve eşitsiz bölüştürülmüş bir pasta mı? Yani dikkat ederseniz daha büyük pastada daha eşitsiz olmasına rağmen aslında dilimlerin önemli bir kısmının toplam alanı daha büyük. Daha az pay almasına rağmen daha büyük bir pay, daha büyük bir miktar elde edebilir insanlar. Fakat ben bu ikilemin bu daha küçük ve eşit mi, daha büyük ve eşitsiz olan mı ikileminin sahte bir ikilem olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında hem daha büyük hem daha eşit yapma imkanımız var. Evet, bu şu anda
ekranın size göre sağında gördüğünüz daha küçük ve eşit olan gibi mutlak manada eşit dilimlenmiş bir pasta olmayabilir. Ama soldaki kadar da eşitsiz olmayabilir. Aradaki eşitsizlik düzeyini düşürdüğümüz ama pastayı büyüttüğümüz bir model olabilir. Bu genellikle insan tabiatına dair, insan doğasına dair yanlış bir varsayımdan hareketle oluşturulmuş olan bir ikilemdir. İnsan tabiatına dair oluşturulan liberal varsayım, insanın tam anlamıyla çıkarcı ve tam anlamıyla rekabetçi bir varlık olduğu varsayımıyla aslında pastanın eşitsizliğinin üretimi, toplam üretimi, toplam miktarı artırdığına dair bir netice çıkarıyor. İnsan gerçekten böyle bir varlık mı? Sadece insan, evet, rekabetçi bir varlık, insan çıkarcı bir varlık ama sadece rekabetçi ve sadece çıkarcı bir varlık mı? İnsanların aynı zamanda dayanışmaya, sonraki ihtiyaçlarını gidermek için şimdiki bir takım ihtiyaçlarından vazgeçmeye, yani sosyal güvenliğe, aidiyete ve bağlanmaya dair güçlü hisleri var. Bunlar iyi bir toplumsal yapı içerisinde işleyen ve kapsayan bir toplumsal yapı içerisinde ancak giderilebilen ihtiyaçlar. Dolayısıyla aslında aynı zamanda mutlak manada eşitlikçi ve mutlak manada birbirinden kopmuş toplumsal grupları barındıran toplumsal yapıların insanların felah, refah ve hak tesisini gerçekleştirmelerinde çok ciddi bir zaaf oluşturduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sadece insanların çıkarcı varlıklar olduğu varsayımıyla oluşmuş olan rekabetçi bir iktisadi tasarımın nihayetinde insanları yalnızlaştırdığını ve kamusal varlıkların kamusal faydaya dönüşmemesine zemin oluşturduğunu görüyoruz. Tam da biz böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani biraz önce bahsetmiş olduğum varsayımların şekillendirdiği dünyada yaşıyoruz. Biraz önceki varsayımların oluşturduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya şöyle bir dünya. Gittikçe eşitsizleşen, gittikçe toplumsal grupların servet, gelir ve refahlarının birbirinden uzaklaştığı, birbirinden kutuplaştığı bir dünya. 2017 yılında dünyanın en zengin 42 kişisinin dünya nüfusunun geri kalan %50'sinin kadar mal varlığına sahip olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. 2018 yılında bu rakam 27'ye düştü. 2019 raporu açıklandı mı takip etmedim. World Inequality Database tarafından her yıl bir dünya eşitsizlikler raporu açıklanıyor. Büyük bir değişim. Bir yılda çok büyük bir değişim. Ve yani bu anlamda baktığımızda 2010 yılında bu rakamın 388 olduğunu görüyoruz. 2010 yılında 388, 2018 yılında 27. Yani demek ki en tepedekilerin serveti çok güçlü bir şekilde, çok hızlı bir şekilde katlanarak artıyor. Bu anlamda baktığımızda kamusal büyümeden, kamusal refah artışından her kesimin, her grubun eşit faydalanmadığını, tepedeki %1'in çok bütün bu kaynakları, bütün bu gelişmeyi, bütün bu büyümeyi kendi uhdesinde topladığını görüyoruz. Bu aynı zamanda sadece toplumsal gruplar arasındaki bir eşitsizlik değil. Aynı zamanda ülkeler arasında da bir eşitsizlik. Yani o en tepedeki %1 de belirli ülkelerde toplanmış vaziyette. 19. yüzyılın sonlarında en zengin ülkelerin geliri en fakir ülkelerin gelirinin sadece 3 katı iken 20. yüzyılın ortalarında bu rakam 15 kata, günümüzde ise 77 kata çıkmış vaziyette. Ve ortalamalar cihetinden bakıyoruz. En tepedeki 10 ülke ile en alttaki 10 ülkeye bakıyoruz. Bunu en tepedeki ülke ile en alttaki ülke olarak baktığımızda 400 kata yakın bir gelir farkının olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla çok ciddi bir eşitsizlik söz konusu. Bugün daha da mikro düzeye inelim. Yani ülkeler arası, ülke içindeki gruplar arası daha da mikro düzeye indiğimizde bugün ortalama bir CEO'nun ücretinin yaklaşık ortalama bir işçi ücretinin 300 katı civarında olduğunu görüyoruz.
yine ortalamalara bakıyoruz. Yani bu anlamda kuzeyin gelişmiş ülkeleri ile güneyin yoksul ülkeleri arasında her düzeyde, her açıdan çok ciddi farklılıkların olduğunu görebiliyoruz. Hem ülkeler arasında çok ciddi farklılıklar var, hem de ülkeler içerisinde çok ciddi farklılıklar var. Şu anda görmüş olduğunuz harita, Gini katsayılarına göre ülkelerin tasnif edilmiş olduğu harita. Gini katsayısı biliyorsunuz 0 ile 1 arasındaki bir değerdir. İtalyan ekonomist Corrado Gini tarafından geliştirilmiş olan bir ölçümleme, bir hesaplama sistemidir. Sıfıra yaklaştığında eşit, 1'e yaklaştığında eşitsiz ülke olur. Tabii 0 hiçbir zaman olmaz, 1 de hiçbir zaman olmaz. Galiba benim bilebildiğim kadarıyla dünyadaki en yüksek rakam 0.71 ile Güney Afrika'ya ait şu anda. En düşük rakamlar da, yani en eşitlikçi rakamlar da Danimarka, İsveç, Norveç gibi kuzeyin refah ülkelerinde bulunuyor. Sanırım 0.22 civarında bu ülkelerde de. Ama genel olarak ülkelerin rakamları 0.27-28 ile 0.50 arasında dağılıyor. Ve 0.40'ın üstü genellikle eşitsiz kabul ediliyor. Ekonomisi eşitsiz olan ülkeler olarak kabul ediliyor. Türkiye'de uzunca yıllardır 0.41 civarında bir seyir arz ediyor. Çok sınırlı bir dönem. 0.38-0.39'a düştü birkaç yıl. 2000'lerin ortasında. Ama sonra çok hızlı bir şekilde tekrardan 0.41'e yükseldi. Biz de eşitsiz bir ülkeyiz. Bu anlamda baktığımızda OECD ülkeleri içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Şili'den sonra en yüksek üçüncü eşitsizlik rakamına sahip ülkeyiz. Bu anlamda baktığımızda tabii eşitsizlik rakamları bize doğrudan şey söylemez. Yani çoğunlukla aslında aynı zamanda ülkeler arasındaki eşitsizlik, ülke içerisindeki eşitsizlik birbirine paralel işleyen, birbirini paralel besleyen süreçler. Yani zengin ülkelerde yüksek eşitsizlikler var ama pasta çok büyük olduğu için en diptekilerin, en alttakilerin bile belirli bir refah düzeyine sahip olması durumu söz konusu. En yoksul ülkelerde genellikle çok büyük eşitsizlik yok ama zaten ülke çok yoksul ve yoksulluk paylaşılıyor. Aslında büyük sorun nerede? Büyük sorun ortadaki ülkeler. Yani ekonomisi çok büyük olmayan, bizim gibi kalkınmakta olan ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin yaşamış oldukları sorun çok daha can yakıcı bir sorun. Çünkü ekonomik pasta çok büyük değil. Aynı zamanda eşitsizlik çok yüksek. Dolayısıyla burada çok daha güçlü bir etkisi oluyor. Eşitsizlik. Şu anda tepedeki %10'un payına baktığımızda, bölgelere göre baktığımızda dünyadaki en eşitsiz dağılımın bizim de içinde yer aldığımız Orta Doğu bölgesinde olduğunu görüyoruz. Bizi Avrupa'nın içine de koymuş olabilirler ama ben bildiğim kadarıyla bu grafikte, bu hesaplamada, VID'nin hesaplaması, biz Orta Doğu bölgesinde yer alıyoruz. Yani toplam refahın, toplam servetin dağılımında toplam servetin %61'i tepedeki %10'un elinde Orta Doğu bölgesi. Burası Müslüman ülkelerin yoğunlukta olduğu yer. Yani Fas'tan Afganistan'a kadar geniş Orta Doğu'yu kastediyoruz burada. Müslüman ülkelerin, Müslüman toplumların en yoğun olduğu yer. Tabii bu çok acıtıcı, çok incitici bir gösterge. Yani aslında aynı zamanda o da başlangıçta söylemiş olduğumuz İslami ideallerin, Müslümanlığın toplumsal ideallerinin aslında en az buralarda hayata geçtiğini, en az buralarda gündem olduğunu gösteriyor bize. Yani bir taraftan da İslam iktisadı gibi hani kökünü, temellerini İslam'dan alan bir iktisadi modelin aslında ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu, evvela Müslüman ülkelerdeki bu rakamlar veçesinde toplumsal adalet ideali perspektifinde ne kadar acil bir gündem olduğunu bize gösteriyor. Tabii aynı zamanda bu iddianın bizim için ne kadar da zor savunulacak bir iddia olduğunu da gösteriyor. Yani dünya karşısına çıktığımızda toplumsal adalet ideallerinden, toplumsal adalet sorunlarından bahsettiğimizde
nihayetinde bizim karşımıza çıkacak en önemli problem, en önemli sorun, en önemli soru işte bu grafik olacaktır. Yani kelin dermanı olsa başına sürer denilmesi işten bile değil. Dünyanın karşısına çıkıp bir eşitsizlik idealini çözebilecek fikirlerin, çözebilecek önerilerin Müslüman dünyada olduğunu söylemek bu anlamda bu grafik veçesinden baktığınızda bizi zorluyor. Fakat şöyle bir şey söylenebilir tabii ki İslam iktisadı şu anda Müslüman ülkelerde de uygulanmıyor. Yani Müslüman ülkelerde de en İslami görünen, en İslami ideallerin uygulandığı görünen ülkelerde bile çok ciddi bir formel uygulama söz konusu. Sudan gibi, Suudi Arabistan gibi, Körfez ülkeleri, İran gibi ülkelerde sadece bir görüntü olarak bu uygulamaların bulunduğunu, aslında bir sistem olarak, bir bütünlüklü bir sistem olarak İslam iktisadının uygulanmadığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında bu manzara İslam iktisadının meydana çıkarttığı bir manzara değil. Bu manzara aslında bu ülkelerdeki orantısız kapitalizmin üretmiş olduğu bir manzara. Bu tepedeki %10'un payı zaman içerisinde genişliyor. Yani 1950'lerden 1980'lere kadar dünyada görece refahın iyi dağıldığı, refahın daha fazla dağıldığı bir dönem. 1980'lerden itibaren küreselleşme ile birlikte, neoliberal iktisat politikaları ile birlikte eşitsizlikler artmaya başlıyor. Burada tabii dikkatinizi çekmiştir Orta Doğu bölgesi aslında 1990'ların başında daha eşitsiz iken 2015'e, 2016'ya geldiğimizde bir miktar bu eşitsizliği toparlamış gözüküyor. Ama diğer ülkelere baktığımızda, dünya geneline baktığımızda yani mesela Rusya'da çok büyük bir artışın olduğunu, Hindistan'da devasa bir artışın olduğunu, ABD'de, Çin'de birbirine paralel bir şekilde çok hızlı bir artışın olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda eşitsizliğin tarihsel olarak düşük olduğu Avrupa'da bile bir artışın gerçekleştiğini görüyoruz ama diğerlerine göre yine daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz Avrupa'nın bu eşitsizlik artışlarında. Niçin eşitsizlik artıyor 1990'lardan itibaren? Çünkü dünya ekonomisi sermaye merkezli bir şekilde odaklanmaya başlıyor, işlemeye başlıyor. Gittikçe borç döngüleri, ülkelerin üretim ve tüketim içerisinde değişen pozisyonları gittikçe kaynakların belirli bir yerden, yoksul ülkelerden zengin ülkelere, toplumlar içerisinde de yoksulların elinden varsılların eline doğru akmasına yol açıyor. Bu tabii tepedeki %10'u gösteriyordu biraz önceki grafik. Bütün gruplara baktığımızda ne görüyoruz? Bütün grupları incelediğimizde ne görüyoruz? İşte bu grafikte görülen hadiseyi görüyoruz. Yani 1990'da görece toplumsal grupların dağılımı biraz daha dengeli iken 2016'ya geldiğimizde toplumsal grupların dağılımında bir denge sorununun ortaya çıktığını görüyoruz. Yani gelir dağılımı açısından bakıldığında, gelir dağılımı açısından baktığımızda dikkat ederseniz mavi ile ifade edilen ABD, Kanada'nın %1'lik hatta binde birlik kesimde çok yüksek nüfusların olduğunu, yani dünyadaki %1'lik nüfusun, dünyadaki gelir dağılımında tepedeki %1'i oluşturan nüfusun ağırlıklı olarak ABD, Kanada'da odaklandığını ve yine benzer şekilde tersten baktığımızda da en altta yoksul kesimlerinde Hindistan ve Afrika'da odaklandığını görüyoruz. Hindistan ve Afrika'da yoğun bir şekilde bulunduğunu görüyoruz. Yani hem ülke içerisinde hem ülkeler arasında hem de bölgeler arasında çok yüksek bir gelir dağılımı bozukluğunun olduğunu görüyoruz. Bu anlamda baktığımızda 2016 dataları itibariyle, 2017 dataları itibariyle kişi başı servetin Afrika'da $4,166, Amerika'da, Kuzey Amerika'da ise, yani Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin içine alan Kuzey Amerika'da ise çok daha yüksek bir şekilde $374,000 kadar çıktığını görüyoruz. Bu anlamda
Ayrıca küresel nüfus piramidine baktığımızda nüfusun çok önemli bir kesiminin, nüfusun çok önemli bir grubunun aşağıda dipte leylak rengiyle, lila rengiyle ifade edilen kısımda odaklandı. Neredeyse nüfusun yarısından fazlasının, hatta yarısından fazlasının evet, çok bu grupta, en alttaki servet grubunda bulunduğunu görebiliyoruz. Tepedeki %1'in payı 2000 yılında dünya ekonomisi içerisinde %32 iken 2010 yılında %46'ya ulaşmış vaziyette. 1987'de 145 kişinin serveti 450 milyar dolar iken, en tepede yer alan 145 kişinin serveti 450 milyar dolar iken 2010 yılına geldiğimizde bu rakamın büyüdüğünü, bu serveti 1 milyar dolardan yüksek olanları kastediyoruz. 4,5 trilyon dolara 1987 fiyatlarıyla 2,25 trilyon dolara ulaştığını görüyoruz. Süper zenginlerin geliri 20 kat artmış. Dünya gayri safi yurt içi hasılasından aldıkları pay 2 katına çıkmış vaziyette. Bu anlamda tepedeki %1'in yükselişine baktığımızda küresel olarak 1980'de küresel gelirin %17'sini alırken 2016 yılına geldiğimizde küresel gelirin %22'sini aldığını görüyoruz. 2005-2006 yıllarında bu oran %24'lere kadar, %25'lere kadar çıkmış vaziyette. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda alttaki mavi grafiğin göstermiş olduğu en alttaki %50'nin almış olduğu paydan, payın yaklaşık iki katından biraz daha fazla bir pay aldığını görüyoruz. En tepedeki %1'in en alttaki %50'den 50'ye göre kıyaslanması. Tabii bu çokça kullanılır. Rahmetli Necip Fazıl'ın meşhur şiirinde geçen paylaşma oranlarına benzer. Yani bir kişiye tam 9 kişiye bir pulun verildiği bir dünyayla karşı karşıyayız. Bir kişiye 9 kişiye bir pulun verildiği bir dünyayla karşı karşıyayız. Ve bu anlamda baktığımızda 1980'de küresel gelirin sadece %16'sını alırken en üstteki %1'lik kesim, en alttaki %1'lik kesiminde %50'lik kesiminde %8'ini aldığını görüyoruz. En alttaki %50'nin payı da genişliyor. Demek ki ortadaki grupların payı daralıyor. %50 ile %99 arasında kalan %49'luk grubun payı daralıyor. Bu anlamda daha geniş, daha büyük ölçekli baktığımızda ne görüyoruz? Daha büyük ölçekli baktığımızda 1920'lerden 1980'lere kadar gelir dağılımının gelir dağılımında eşitliğin arttığını, 1980'lerden itibaren ise gelir dağılımındaki eşitsizliğin arttığını görüyoruz. 1980'lere kadar tepedeki %1'lik kesimin servet payının, servetteki payının düştüğünü görüyoruz. Bunda şüphesiz vergilerin ve diğer iktisadi uygulamaların, Keynesyen ekonominin çok önemli bir payı var. 1980'den itibaren ise dramatik bir şekilde bir V çizecek bir biçimde yükseldiğini görüyoruz. 2050 projeksiyonları 1920'ler noktasına dönüşü gösteriyor. Yani tam bir V çizeceğini grafiğin söyleyebiliriz 2000'lerde. Süper zenginler diye bir kavram var. Zaman zaman medyadan duymuşsunuzdur. Süper zenginler, serveti 30 milyon dolardan daha fazla olanlara süper zengin deniyor. Peki neredeler bu süper zenginler? İşte grafikte gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dalar süper zenginler. Dünyadaki süper zengin nüfusunun yaklaşık yarısı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da bulunuyor. Son zamanlarda Çin'de çok yüksek bir sayı artışı var. Japonya, Hong Kong, Hindistan, yani Güney Asya'nın birkaç ülkesini kattığımızda neredeyse servet 30 milyon dolardan daha fazla olan her 100 kişiden 90'a yakınının bu üç bölgede bulunduğunu görüyoruz. Bu anlamda Afrika, Asya
Avrupa'nın geri kalanı, yani dünya nüfusunun neredeyse yarısının yaşadığı bölgelerin çok ciddi bir biçimde küresel servetten dışlanmış olduğunu görebiliyoruz. Amartya Sen'in ahlaksız fil diye bir benzetmesi vardır. Ahlaksız fil, yani bir şeyde, bir rezervuarda, bir hayvanat bahçesinde ya da bir işte ormanda bir su birikintisindeki bütün suyu hortumuyla çeken, geriye kalan diğerlerine içecek su bırakmayan fili tasvir etmek için kullanılan bir benzetme. Bu anlamda Tony Atkinson'ın geliştirmiş olduğu bir analiz, 1980'lerden 2000'lere geldiğimizde, 2016'lara geldiğimizde dünyadaki eşitsizliğin, gelir eşitsizliğinin grafiğinin bir fil hortumuna benzediğini gösteriyor bize. Amartya Sen'in ahlaksız fili gelir dağılımı grafiğinde karşımıza çıkıyor. Dikkat ederseniz grafiğin sağ tarafındaki eğrinin biçimi neredeyse bir filin hortumu görünümünü arz etmektedir. Bu anlamda baktığınızda gelirin dağılımındaki değişim, yani 1980'den 2016'ya geldiğimizde en alttaki %10'luk kesimin bir artış yaşadığını, en üstteki %10 binde birlik kesimin gelirinin dramatik bir şekilde, çok yüksek bir şekilde artış yaşadığını ve ortadaki grubun ise gelirinde çok güçlü bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani en alttaki %20'lik dilimden %90'lık dilime kadar ki kesimin, yani burası neresi? Burası ağırlıklı olarak beyaz yakalılar ve rutin çalışanlar, kentli orta sınıfın çok büyük bir kesiminin çok gelirdeki payının çok ciddi bir biçimde düşmüş olduğunu görüyoruz. Bugün dünyanın her tarafında yükselen protesto hareketleri, bugün dünyanın her tarafında ortaya çıkan iktisadi ve siyasi istikrarsızlıkların kaynağında aslında şu ortadaki grubun, ortadaki kesimin yaşamış olduğu kaybın önemli bir etkisi var. Buradaki sorun aslında en tepedeki grubun, en tepedeki küçük bir grubun gelire çok orantısız bir şekilde sahip olmasından geçiyor. Evet, bir taraftan da şu en alttaki %20'nin gelirinin yükselmesi de, gelirdeki payının yükselmesi de yoksulluğa yönelik bir takım çözümlerin üretildiğini gösteriyor. Yani yoksulluk sorununun çözümünde daha başarılı ama refahın dağılımında, özellikle orta sınıfların refahtan pay almasında daha başarısız bir iktisadi sistem söz konusu. Yani bu anlamda baktığımızda yaşam maliyetlerini de göz önüne aldığımızda, yaşam maliyetlerine göre de dengelediğimizde güçlü bir şekilde dünyadaki gelirin çok orantısız bir şekilde dağıldığını görüyoruz. Özellikle orta sınıflardan üst sınıflara, üst sınıflardan da en üst sınıflara doğru büyük bir refah transferinin olduğunu görüyoruz. Yine orta sınıflardan alt sınıflara doğru bir refah transferinin olduğunu görüyoruz. Bu anlamda yükselen kesim, servet ve sermaye denkleminde yükselen kesim özel sermaye. Uzunca bir süre refah devleti kanalıyla kamusal bir sermaye, kamusal bir servetin oluştuğunu görüyoruz. Bugün işte küresel salgında karşımıza çıkan hadise bize bunu gösteriyor. Yani işte Avrupa'da, Amerika'da sağlık sistemlerinin bu kadar büyük bir salgın varken, toplumsal yapı, toplumsal refah bu kadar tehdit altındayken bile halen daha kar elde etmeye, halen daha kar üretmeye yönelmesi bize bu özel sermaye, kamusal servet arasındaki yaman çelişkiyi gösteriyor. Aslında burada uzunca bir süredir ne yazık ki hükümetler eliyle sürdürülen, hükümetler eliyle teşvik edilen bir kamu servetinin azalması, özel sermayenin artması eğilimini görüyoruz. Gittikçe bütün ülkelerde, grafikte görmüş olduğunuz İspanya, Birleşik Krallık, Japonya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya'da hepsinde kamu serveti yaklaşık %100'e yakın bir kayıp yaşarken özel sermayenin yaklaşık %600'e, %700'lere varan büyük bir büyüme gösterdiğini görüyoruz. Burada karşımıza çıkan en önemli husus, biraz önce zikrettiğim gibi, mutlak yoksulluk sorununun çözülmesi
ama bütün halk kitlelerinin, çok geniş halk kitlelerinin belki mutlak yoksulluk sınırına varmasa bile, mutlak yoksulluk düzeyine varmasa bile bir yoksullaşma yaşaması olarak karşımıza çıkıyor. Bugün salgın süresince grafikleri incelediğinizde, istatistikleri incelediğinizde çok çarpıcı bir vaka çıkıyor karşımıza. Hatta ben bunu şöyle ifade ediyorum. Yani salgın değil, eşitsizlik öldürüyor diye ifade ediyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi nüfusun bütün nüfus oranı %20 civarındayken bu salgında koronavirüse yakalanma, enfekte olma olanlara baktığımızda %50'den fazlasının siyahi olduğunu görüyoruz. Yani ölüm rakamlarında çok daha yüksek bir oranın olduğunu görüyoruz. Benzer bir şekilde Hispanik nüfusun ve geri kalan diğer nüfusun beyaz nüfusla kıyaslandığında çok daha yüksek bir enfekte olma ve ölme oranına sahip olduğunu görüyoruz. Burada aslında ölüm oranlarını artıran sağlığın ve hastalığın eşitsiz dağılımı. Sigorta sistemlerine dahil olunmaması, kronik hastalıklara sahip olunması ve çoğunlukla başlangıç dönemlerinde, virüsün yayılma dönemlerinde yaşamını sürdürmek için kalabalık yerlerde çalışmak zorunda olunması, bu anlamda virüsün genellikle yoksullar arasında, genellikle siyahiler arasında yayılmasının önemli nedenlerinden birisi. Bizim ülkemizde de benzer bir grafik söz konusu. İşte İstanbul'a baktığımızda, İstanbul'da açıklandı, diğer şehirlerde detaylı bir şekilde açıklanmadı. İstanbul'a baktığımızda virüs yayılımının en yoğun olduğu ilçelerin Esenler, Bağcılar, Güngören gibi İstanbul'un merkezinde kalabalık ve yoksul ilçeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla virüs değil, eşitsizlik öldürüyor aslında. Ve bugün, yarın bu virüsü çözeceğiz, bir aşı bulacağız muhtemelen. Bu virüsten kurtulacağız ama eşitsizlikle yaşamaya devam edeceğiz. Evet, dünya son 40 yılda mutlak yoksulluğu çözme noktasında epey başarılı bir yol takip etti. Ama aynı zamanda büyük orta sınıf çöküntülerini de oluşturdu. Ezilen bir orta sınıf meydana çıkardı. Özellikle ortadaki %40'lık kesim çok ciddi bir kayıp yaşadı. Çok ciddi bir problem yaşadı. En üstteki %1, en üstteki %0.1, en üstteki 10.000'de 1, %1, 1.000'de 1, 10.000'de 1 büyük refah artışları, büyük gelir artışları yaşarken ortada yer alan %40'lık orta sınıfın bir daralma yaşadığını, servetten almış olduğu payın gittikçe çok düşük oranlara, %27'lere, %30'lardan %27'lere düştüğünü görüyoruz. Bu anlamda tabii Türkiye sorulabilir. Türkiye'de durum nedir? Bizde maalesef durum bu küresel seyrin paraleli bir şekilde arz ediyor, seyrediyor. Yani Türkiye'deki durum da ilginç bir şekilde bu orta sınıfın daralması, gelirin, servetin en üst, en tepede yer alan sınıfların elinde toplanması ve gittikçe nüfusun çok geniş tabakalarının, çok geniş kesimlerinin bir büyük bir gelirden pay ve servetten pay anlamında büyük bir düşüş yaşamaları ile neticeleniyor. Yani bu anlamda baktığımızda Türkiye'de en zengin %1'lik grubun son 20 yılda toplam servet içindeki payının %37'den %54.3'e yükseldiğini görüyoruz. Bu 2 sene önceki rakam. Muhtemelen %55 olmuştur bu şu anda. Geriye kalan %99'un payı %45.7. En tepedeki %1'in serveti geriye kalan %99'un servetinden daha fazla. Bu payın da, yani bu %45.7'lik payın da içinde %23'lük bir grup yine bu tepedeki %1'i takip eden %9'un elinde. Yani tepedeki %10'un elinde yaklaşık servetin %78'i bulunuyor. Geriye kalan %90'ın elinde toplam servetin %22.3'ü bulunuyor. Dediğim gibi bu rakamlar 2 sene önceki rakamlar. Muhtemelen bu şu anda %22'ye, belki %21'e gerilemiş bile olabilir. Bu anlamda baktığımızda Türkiye nüfusunun %10'luk kesiminin, en zengin %10'luk kesiminin gelirinin en yoksul %10'luk kesimden 15 kat daha fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'de
son 20 yılda çok başarılı bir şekilde sosyal yardım transferleri yoluyla mutlak yoksulluk oranlarının artışı engellenirken, azaltılırken bu anlamda sosyal mahrumiyet de aynı şekilde bir artış göstermektedir. Bu anlamda baktığımızda Türkiye'de 2010'dan ve 2014'ten sonraki grafiklere, rakamlara baktığımızda Türkiye'nin Gini katsayısının çok küçük bir oranda düşmesine rağmen yine yüksek bir seyirde arz ettiğini görüyoruz. En son 2018 rakamları 0.41 civarında. Bireysel gelir dağılımına baktığımızda 2004'te en alttaki %10 ile en üstteki en alttaki %20 ile en üstteki %20'nin gelirden almış oldukları pay farklarının bu grafikte görüldüğünü söyleyebilirim. Yani bu grafik bize en tepedeki %20 en alttaki %20'den kaç kat daha fazla gelir elde ediyor gösteriyor. Bu anlamda bir miktar bir dengelenmenin, bir miktar bir düşüşün söz konusu olduğunu görüyoruz. Bunda da biraz önce söylediğim gibi alttaki yoksul kesimlere kamu tarafından oluşturulan sosyal yardım ve sosyal refah transferlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda aslında bu orta kesimin, orta sınıfın daralması anlamına geliyor. Fonksiyonel gelir dağılımı diye bir kavram var. Bu kavram aslında gelirin hangi ellerde, kimler tarafından bulunduğunu, elde edildiğini gösteren bir grafik. Yani hangi iktisadi aktivite gelirin ne kadarını üretiyor? Bu anlamda baktığımızda 2006, 2011, 2016 verilerini ki bu kazanç yapısı araştırması içerisinde üretmiş olduğum bir grafik. TÜİK'in 5 yılda bir yaptığı kazanç yapısı araştırmasından bu tür verileri elde edebiliyoruz. 2006 yılında maaş, ücret, yevmiye gelirlerinin toplam gelirlerin %44.5'ini teşkil ederken 2016'da yani 10 yıl içerisinde yaklaşık %7'lik bir artışla %52'ye yükseldiğini görüyoruz. Yükselen bir başka grup ise sosyal transferler. %17.8'den %19.6'ya yükselmiş vaziyette. Aynı şekilde müteşebbis gelirleri ve rant gelirlerinin de düştüğünü görüyoruz. Gelir içerisindeki payının düştüğünü görüyoruz. Bu iyi bir şey değil aslında. Türkiye'de yoğun bir işçileşme olduğunu, gelirin çok önemli bir kısmının başkalarının işinde çalışan emekçi, emek ücreti olarak elde edildiğini gösteriyor. Bu oran 2006'da %44 iken 2016'da %52'ye çıkmış vaziyette. Yani o orta sınıfın daralmasını açıklayan önemli bir veri bu aslında. Kendi işini yapan, kendi mesleğini icra eden kişilerin zamanla başkalarının yanında çalışan işçiye dönüştüklerini, muhtemelen bu salgın sonrasında da benzer bir süreç bizi bekliyor. İşçileşme süreci bizi bekliyor. Onların işlerini ise daha küçük bir grubun, daha küçük bir sermayedar grubun aslında devraldığını, elde ettiğini gösteriyor. Bu anlamda baktığımızda dünyadaki realite şu. Bazı ülkeler çok yüksek gelirli ülkeler. Burada eşitsizlikler var ama refah var. Bazı ülkeler, yoksul ülkeler, eşitsizlik çok yok ama refah da yok. Bazı ülkelerde, bizim de içinde yer almış olduğumuz ülkelerde hem refah yok hem eşitsizlik var. Ya da refah düşük, eşitsizlik yüksek. Türkiye, Dünya Bankası Birleşmiş Milletler raporlarında yüksek derecede eşitsiz, orta gelirli bir ülke olarak nitelendiriliyor. Yani bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin de içinde bulunmuş olduğu grup kategori Güney Afrika, Brezilya, Meksika, Şili, Arjantin gibi ülkeler var bu kategoride. Bu kategorideki ülkelerin çok ciddi bir biçimde iktisadi gelişmenin sorunlarını yüksek düzeyde yaşadığını ama aynı zamanda faydalarını o kadar yüksek düzeyde elde edemediğini gösteriyor. Gelir eşitsizliği deyip geçmeyin. Gelir eşitsizliği aslında pek çok toplumsal sorunun, pek çok toplumsal hadisenin tetikleyicisi olan ana temel etkenlerden birisi.
Yapılan araştırmalar gelir eşitsizliği ile diğer sosyal sorunlar arasında çok güçlü bağlantılar buluyorlar. Biraz önce söylemiş olduğum üzere aslında eşitsizlik öldürüyor. Eşitsizlik öldürüyor. Çünkü kamusal hizmetlerden bir sonraki dönemde sorunu çözecek kamusal refah dağılımından faydalanmayı da engelleyen, sorunu kalıcı hale getiren bir unsur gelir eşitsizliği. Dün Guardian'da okuduğum bir yazıda Erik Reich diyordu ki belli ki varsıllar çocuklarına daha fazla yatırım yapmaktan vazgeçmeyecekler. Onlar çocuklarına daha fazla yatırım yaptıklarında onların çocukları o yatırımla daha güçlü bir şekilde ekonomiyi, siyaseti ve bütün fikri yaşamı etkilemeye ve yönlendirmeye devam edecekler. O zaman bizim en azından yoksul halk kitlelerinin çocuklarına kamu yatırımını bir miktar artırmamız gerekiyor. Bu sorunu bir nebze olsun çözmek istiyorsak bunu yapabilmemiz gerekiyor. Özellikle eğitimi ve sağlığı tabana yayabilmemiz gerekiyor. Burada görmüş olduğumuz şeyde sosyal problemler ile sağlık ve sosyal problemler ile gelir eşitsizliği arasında doğrusal bir ilişki olduğunu görüyoruz. Araştırma bir miktar eski ama yani 2010 yılı ama muhtemelen bu ilişkinin daha da pekişerek devam ettiğini görebiliyoruz. Yine gelir eşitsizliği ile intihar arasında da çok yüksek düzeyli bir ilişki var. Gelir eşitsizliği arttıkça bunun bir takım istisnaları var. Eşitsizliğin düşük, intiharın yüksek, eşitsizliğin yüksek, intiharın düşük, yüksek olduğu yerler var. Mesela biraz önce bahsetmiş olduğum Kuzey Avrupa ülkeleri hem eşitsizliğin düşük olduğu hem intiharın yüksek olduğu ülkeler istisnalar. Ama genel olarak dünya datasına baktığımızda gelir eşitsizliği arttıkça intihar oranlarının arttığını görüyoruz. Çünkü gelir eşitsizliği pek çok insanın içinden çıkamadığı, çözemediği, başa çıkamadığı problemleri üreten çok büyük bir habis ur olarak karşımıza çıkıyor. Bir kanser hücresi olarak karşımıza çıkıyor. Yine gelir eşitsizliği ile siyasi istikrar ve terör arasında da yine bir ilişki olduğunu görüyoruz. Gelir eşitsizliği arttıkça istikrarın azaldığını, terör olaylarının arttığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında bunu pek çok araştırma için, pek çok alan için yapılmış veriler üzerinden tartışabiliriz. Maalesef Türkiye'de gelir eşitsizliği, eşitsizlik araştırmaları henüz gelişmiş değil. Çok az model var bununla ilgili. Yapılmış çok az araştırma var. Veri setleri bulmak kolay değil. Mesela tepedeki %1'in verilerini Türkiye'de bulmak kolay değil. Mümkün değil. Hatta TÜİK böyle bir data tutmuyor. Dolayısıyla en fazla %5'lik dilimlere kadar inebiliyoruz Türkiye için. Gelir ve servet analizleri yaptığımızda. Bunlardan bir takım farklı modelleme yollarıyla analizler yapabiliyoruz. Ama bu anlamda baktığımızda, küresel olarak baktığımızda gelir eşitsizliğin hem artma eğiliminde olduğunu hem de gelir eşitsizliğine bağlı sosyal sorunların, sosyal problemlerin arttığını görüyoruz. Bir eşitsizlik döngüsünden bahsedebiliriz. Eşitsizlik çemberi. Kıramadığınız, içinden çıkamadığınız, değiştiremediğiniz bir eşitsizlik çemberinden bahsedebiliriz. Bu eşitsizlik çemberi şöyle bir çember. Yani kendi kendisini tekrarlayan bir sarmal olarak, eşitsizlik sarmalı da diyebilirdik buna. Bir sarmal olarak gittikçe kendi kendisini büyüten bir etkilenme oranına, etkilenme biçimine sahip olan bir çember. Eşitsizlik ilginç bir şekilde mayalanan bir şey. Yani daha büyük eşitsizlikleri doğuran bir döngü oluşturuyor. Çünkü eşitsizlik söz konusu olduğunda eğitim ve sağlık imkanları daralıyor. Belirli kesimler için. Bunun daralması iş imkanlarının daralmasına yol açıyor. Bu fakirleşme ve gelir adaletsizliğini doğuruyor. Dolayısıyla düşük gelirli çok büyük bir kesim ortaya çıkıyor. Ve buradan da hayat standartları düşüyor. Sonra döngü tekrar başlıyor. Bu sefer ama daha büyüyerek, çığ gibi yani kar topu gibi büyüyerek gidiyor. Daha büyük bir eğitim, sağlık imkanlarına daha büyük, daha mahrumiyeti doğuruyor. Bu tekrar daha büyük bir iş imkanları sorunu ortaya çıkarıyor. Böylece sürekli büyüyen, sürekli artan bir döngüsü var eşitsizliği. Aslında bunu engellemek, bunu çözmek
temelde aslında çok büyük yapısal müdahaleler gerektiriyor. Eşitsizliği çözmek, sosyal adaleti sağlamak zannedildiği gibi aslında sosyal yardımlarla, merhamet ve şefkat hisleriyle toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayla çözülebilecek bir husus değil. Çünkü yani bu çok yapılan bir benzetme. Ben de yapmakta bir beis görmüyorum. Bu bataklığı kurutmak yerine sinekleri öldürmeye benziyor. Bir tarafta küresel ekonomi, neoliberal iktisat, kapitalizm büyük bir eşitsizlik doğururken siz bunu insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya çözmeye çalıştığınızda aslında çok küçük ölçekli bir müdahale yapmış oluyorsunuz. Bu anlamlıdır. Ramazan ayındayız. Yani insanlar arasındaki dayanışma, yardımlaşma, insanların birbirine destek vermesi önemlidir. Ama daha önemlisi bizim her birimizin, hepimizin daha adil, daha eşitlikçi bir sistem üretilmesine yapacağımız katkılar olacaktır. Ne yapılmalı? Daha adil, daha eşitlikçi bir iktisadi sistem için ne yapılmalı? Bir kere tekil vakalara değil, sistemik bir genel bakış üretilmeli. Teorik modellemeler yapılmalı. Bütün bir sistemi bütünüyle kuşatan ve bütüncül çözüm önerileri geliştiren bir bakış açısına ihtiyaç var. Ayrıca İslam iktisadının en güçlü olduğu, bu ne yapmalı sorularını İslam iktisadının başarabileceğini ben düşünüyorum. Bu ne yapmalının cevabı İslam iktisadında var. İslam iktisadının çok güçlü olduğu, üretim eksenli bir bakışla ekonomiyi yeniden kurmalı, yeniden yönlendirmeli. Bu anlamda baktığımızda İslam iktisadının reel ekonomi merkezli, iş ve işletme merkezli yapısının bugün yaşamış olduğumuz orta sınıfın daralması, gelirin ve servetin tepeye yığılması, tepeye aktarılması sorununu çözmek için çok önemli bir enstrüman, çok önemli bir araç olduğunu görüyoruz. Her alanda emeği, çalışmayı, verimliliği öne çıkartmamız gerekiyor. Yardımlaşmanın, sosyal yardımın çok en önemli maliyetlerinden birisi üretkenliği ve verimliliği düşürmesi olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki İslam iktisadının çözümü çoğunlukla reel iş modelleri sürdürülebilir orta boy iş modelleri geliştirme üzerinden şekillenir. Ve bu anlamda bu da emeği, çalışmayı ve verimliliği öne çıkaran bir başka bakış açısı oluşturur. Dünya bugün yoğun bir makinalaşma yaşıyor. Yoğun bir otomasyon yaşıyor. Bazı tahminlere göre önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde bugünkü iş gücünün yaklaşık %40'lık kesiminin yapmış olduğu işleri makineler gerçekleştirecekler. Otomasyon sistemleri, yeni nesil robotik, akıllı zeka, yapay zeka sistemleri üretimde ve hizmet sunumunda çok ciddi bir rol üstlenecekler, yer tutacaklar. Bu peki insanların faydasına mı kullanılacak, yoksa hakikaten büyük bir yoksullaşmayı, büyük bir mahrumiyeti mi doğuracak? Bunun makinalaşma ve bilgisayar tekniklerinin insanların yararına kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yolu demokrasiler aracılığıyla hükümetlere baskı yaparak, talep oluşturarak evrensel gelir modelinin, evrensel refah sisteminin kurulması olmalıdır. Yani herkesin asgari bir şekilde bir gelire sahip olduğu, çalışma sürelerinin kısaltıldığı ve refahın yaygınlaştırıldığı bir modelin zemini olarak bu üretkenliğin kullanılması gerekiyor. En önemli husus, çoğu kez gözden kaçırdığımız adil vergi politikalarının uygulanması gerekiyor. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alınmalı. Halbuki bugün küresel vergi politikaları bizim ülkemizde de maalesef böyle. Çok kazanandan vergi alamıyor. Vergi genellikle orta sınıftan alıyor. Thomas Piketty yeni yazdığı kitabında Capital and Ideology, Kapital ve İdeoloji, Sermaye ve İdeoloji kitabında şöyle bir anekdot aktarıyor. Diyor ki ben diyor
kitabımdan para kazandım diyor. Çok satan bir kitabım oldu. Kitabımdan para kazandım diyor. Aşağı yukarı diyor, kazandığım paranın %70'i vergiye gitti diyor. Fakat diyor, benden belki yüzlerce kat daha fazla kazanan gruplar, sermayedarlar sadece %10-12 vergi ödüyorlar. Bu nasıl oluyor peki? Nasıl oluyor? Çünkü vergilendirme politikaları, bugünkü küresel ekonominin akışı ve teşvik sistemleri, kamu teşvik sistemleri büyük sermayeyi koruyor. Büyük sermayeden vergi daha az alınıyor. Bu da aslında bir süre sonra aşağıdan yukarıya güçlü ve büyük bir refah transferinin önünü açıyor. Aşağıdan yukarıya, yoksullardan varsıllara doğru büyük bir refah transferinin, büyük bir servet transferinin olmasına yol açıyor. Vergi politikaları bizim en fazla göz kulak kesileceğimiz, en fazla odaklanacağımız yerler. Tık tıkla şunu duyarsınız. İşte eğitimin bütçe içerisindeki payı şuradan şuraya arttı. Sağlığın payı arttı diye duyarsınız. Doğrudur, arttı. Yani sağlığın payı işte %12'den %17, eğitimin payı yüzde. Çok artmadı eğitimin payı. Bir dönem yükseldi ama sonra tekrar düştü. Eski seviyelerine geri geldi ama artış yaşadı bir dönem. Peki bu eğitimin payını veya sağlığın payını oluşturan bütçe içindeki gelirleri kimden, kim verdi? Yani bugün baktığımızda Türkiye'deki vergilerin %80'den fazlasının ücretlerden alındığını, sabit ücretlerden alındığını, sadece %5'lik bir kesimin kurumlar vergisi olarak kurumlardan toplandığını görüyoruz. Sabit vergileri vesaire kattığımızda %90'a yakını yoksul ve orta sınıflardan elde edilmiş olan bir bütçeden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında bu bütçenin içinde oluşan payların insanlar, yani bu hizmetlerden faydalanan insanların ödedikleri vergiler bu insanlara daha düşük bir şekilde dönmüş olarak da görebiliriz bir bakın. Halbuki doğru model sermayeden daha fazla, servetten özellikle daha fazla verginin alınıp bunun kamusal hizmetlere aktarılması olması gerekiyor. Ve son olarak da sosyal transferlerin çalışanları teşvik edecek bir şekilde uygulanması, sosyal adaletin ve sağlanması ve toplumsal eşitsizliklerin azaltılması için önemli yollardan birisi olabilir. Evet, ben sunumumu burada tamamlamış olayım, seminerimi. Hüseyin Hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Arkadaşlardan sorular gelmiştir, sizden sorular gelmiştir. Onlarla bir 15-20 dakikada devam edebiliriz. Hüseyin Hocam, siz bu konuyu nasıl değerlendirmek istersiniz? Kısa bir özetlemek ister misiniz? Vallahi şöyle, aslında Lütfü Hocam o kadar güzel özetledi ki, çok güzel anlattı ki hepimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama ilk başlangıç vurgusu çok önemliydi bence hocam. İslam iktisadı sosyal adaletten ayrı göremeyiz. Biz İslam iktisadıyla alakalı yaşadığımız en büyük problemin aslında sosyal adalet kavramı. Yani İslam ekonomik doktrinin içerisindeki temel aksiyonları çok iyi seçememekten kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü hocam çok güzel değindi 80'lerden sonraki süreç, yani biraz da finansallaşma süreciyle beraber artık üretimden bağımsız sermaye hareketleri, eşitsizliklerin, yoksulluğun, az gelişmişliğin daha da derinleşmesini sağlamış oldu. Burada İslam iktisadı için çok büyük ve çok önemli fırsatlar var. Tabii bu webinarımızda, seminerimize katılanların birçoğu bu alanla ilgili, hocamın da vurguladığı gibi, burada çok dikkat etmemiz gereken nokta bence buradaki fırsatları yakalayabilmekle alakalı. Çünkü öyle bir veriden bahsettik hocam, altını çizmeden edemeyeceğim. Orta Doğu'daki gelir adaletsizliğinin %61'lere dayandığı, yani İslam ülkeleri arasındaki problem. Ki hocam yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da yapılan toplantısında zekat konusunda çok yoğun bir vurgu yapılmıştı. Müslümanlar sadece zekatlarını biliyor deseler, bu gelir adaletsizliği ve gelir dağılımındaki problemin birçok sorunu beraberinde götürecek. Ki bu dört sahabe döneminde, Efendimiz döneminde çok net aslında ortaya konmuştu. Yani düzgünce toplanan zekatların ve zekatların dağıtılmanın Beytülmal üzerinden yapılması çok ciddi bir sorunu ortadan kaldırmıştı. Sadece bu tarafta değil, bir yandan da üretim odaklı yeni paylaşım, risk paylaşım modelleriyle bu işin
gelişebileceğini, özellikle bu pandemi sürecinden sonra da bu alanda çok ciddi çalışmalar yapılabileceğini, ben şöyle bakıyorum hocam, bilmem katılır mısınız, ya bu virüsün işte pandeminin salgını nasıl oldu, nereden geldi, ne olduğundan daha ziyade buradan kim daha çok fırsat elde edecek ve bununla alakalı kim daha öne çıkacak, bu önümüzdeki dönem ekonomi politikalarını belirleyecektir. Evet. Çünkü bilirsiniz ki Zarzekler, farklı yazarlar bunu kapitalizmin sonu olarak görmeye başladılar. Ve sizin de uyguladığınız gibi işte sosyalizm daraldığı yerde insanlar böyle biraz daha, krizlerin arttığı yerde Marksist sosyalist politikalara biraz daha fazla yönelmeye başlanır. Bence onlar biraz temenni yani. Temenni seviyesinde kalıyorlar. Temenni, şu anda temenni yani. Büyük bir paradigma değişimi olmayacaktır. Tersine bir paradigma değişimi söz konusu. Yani ülkeler çok ciddi bir şekilde borçlanacaklar, borçlanıyorlar. Evet. Bu kriz döneminde ortaya çıkan maliyetleri karşılayabilmek için. Bu da aynı zamanda onları küresel sermaye karşısında daha dirençsiz hale. Daha dirençsiz hale. Belki derinliklerin daha da arttı, işte adaletsizlik uçurumların daha da arttı, bir yere doğru gidecek. Bu muhtemelen bu işlerdeki dijitalizasyonu da hızlandıracak. Evet. Dolayısıyla çok büyük bir kesim işini kaybeden, daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalan bir gruba dönüşebilir, dönüşecek. Zor ve farklı bir dönem aslında bu koronadan sonra, dediğiniz gibi mutlaka bir şekilde geçecek. Ama eşitsizlikler ve adaletsizlikler bu insanları yaralamayıp öldürmeye devam edecek. O yüzden İslam İktisadi çalışanların çok üzerine hassaslık durması gereken konulardan bir tanesi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sorularımız varsa Abdülkadir bize sorularımızı iletsin. Tabii hocam, birkaç soruyu paylaşalım hocamız müsaade cevaplasın. İlk sorumuz şöyle hocam, zekatın kurumsallaşması Türkiye'de devlet yoluyla kurumsal hale geçmesi yoksulluk için neden önemli olur? Yoksulluğu bitirmeye yeterli olur mu? Zekatın kurumsallaşması çok önemli. Yani bir kere verimli ve üretken bir şekilde kullanılması için önemli, gerekli. Ama biliyorsunuz yani zekat bir servet vergisi ve şeyde servetin uzun vadede belirli ellerde birikmesini engelleme hususunda çok önemli bir katkısı, çok önemli bir etkisi var zekatın. Ama bugün içinde bulunmuş olduğumuz sistem gereği, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları gereği arzu edenlerin ödedikleri bir şey zekat. Yani kamusal olarak oluşturulmuş, kamusal olarak yaptırımı olan, hukuki bir şey olan bir uygulama değil. Dolayısıyla aslında bunun yerine derken bu uygulamanın tam da Piketty'nin bahsetmiş olduğu bir servet vergisine dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce göstermiş olduğum grafiklerde 1920'lerden 1970'lere özellikle İngiltere ve Fransa, Almanya'da çok büyük bir eşitsizlikteki azalmayı gördük. Bunun en önemli sebebi veraset vergilerinin yükseltilmesi. Çünkü çok şeydir yani, hani bugünlerde popüler bir şey var, dizi var, doğduğun ev kaderindir diye. Yani yoksulluk da sonraki kuşağa aktarılır, varsınlık da aktarılır. Varsınlık daha iyi aktarılır. Dolayısıyla aslında kuşaklar arasındaki geçişte bu makasın şeyi artar, makasın açığı artar, makasın ucu açılır. Bu anlamda bunu dengelemenin yolu, serveti kuşaklar arasında aktarılırken ve kuşak içindeyken vergilendirmekten geçer. Piketty bunu bir seferlik bir vergi olarak öneriyor. Bir Tobin tekst olarak, tekst olarak öneriyor. Ama aslında bunun sürekli vergilendirilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Üretken bir şekilde de kullanılırsa yoksulluğu kalıcı olarak çözecek iş imkanları ve girişim imkanlarının oluşmasına da vesile olabilir. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. İkinci soruya geçiyorum izninizle. Asgari ücret insana geçim ücretlerine dönüşmedikçe yoksulluk sınırındaki insanların artacağı ve refahın olmayacağı aşikardır. İnsani geçim ücretini belirlemek ve devlet eliyle uygulamakta siyaset sermaye gücü ilişkisi kurmak mümkün müdür? Evet, yani çok güzel, çok farkındalık oluşturan bir soru. Yani bugün ülkemizde dahil olmak üzere pek çok ülkede asgari ücret belirleniyor. Ve bu asgari ücret nereden bakarsanız, işte 4 kişilik bir hane için ele aldığınızda, Türkiye'deki çalışma koşullarını düşünürseniz, çoğunlukla bu hanelerde bir kişinin çalıştığını düşünürseniz, hane başına düşen çalışan sayısı Türkiye'de işte 1.2 falan, yani ortalama olarak baktığımızda.
37 milyon hane var, 32 milyon çalışan var. Dolayısıyla hani bu anlamda baktığımızda ortalamaları söylüyorum. Asgari ücretin bir haneye bir asgari ücretin girdiğini söyleyebiliriz kabaca. Halbuki yani kamunun kendi yapmış olduğu hesaplamalarda açlık sınırı ya da işte mutlak yoksulluk sınırı 3000 lira civarında gözüküyor. 3000 lira evet. civarında çıkıyor. Yani bugünkü asgari ücret 4 kişilik bir hane için aslında yoksulluk sınırının altında bir rakamı tesis ediyor. Evet, yani bir kayıt dışı ekonomi var. Farkındayız. Yani bu anlamda bazı sübvanse edici gelirleri var hanelerin. Bunun da farkındayız. Ama aslında ücretin piyasada en azından arz talep ilişkisinin ötesinde emek arzı ve emek talebi arasındaki farklılığın açığın ötesinde ki ücretleri düşüren önemli unsurlardan birisi bu. Emek arzının fazla, emek talebinin az olması. Bunun ötesinde devlet müdahalesiyle, kamu müdahalesiyle en azından asgari geçim standartlarını sağlayabilecek, insani geçimi, insani bir yaşamı temin edebilecek bir seviyeye çekilmesi gerekiyor. Bununla ilgili biliyorsunuz İGAD diye bir kurum var İstanbul'da. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Alaka Derneği. İGAD yaklaşık 20 yıldır bir insani ücret tespit edip ilan ediyor. Bu yıl İstanbul için belirlemiş olduğu insani ücret 3200 liranın üzerinde, tam rakamı hatırlamıyorum ama 3300'e yakın bir rakam. Yani 4 kişilik bir hanenin insani standartlarda, asgari o düzeyde insani standartlarda geçinebilmesi için elde etmesi gereken gelirin 3300 lira olduğunu İstanbul için ifade ediyor. İnsani ücret bölgesel olarak hesaplanan bir ücret. Yani bu anlamda baktığımızda çok bir iki bölgede mevcut asgari ücretin insani ücrete yaklaştığını görüyoruz. Ama önemli bir kısmında çok büyük bir fark olduğunu görüyoruz. İyi bir ekonomik sistemi, iyi bir ekonomik modelin herkesin insanca yaşayabileceği bir yaşam standartını oluşturan bir model olduğunu bizim yüksek sesle ve daimi olarak dillendirmemiz lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Biliyorsunuz bu COVID-19 birçok şey değiştirdi maalesef dünyamızda ve bugün bu webinarı yapma fırsatını bize sunan başta mütevelli heyet başkanımız Selçuk Öztürk Beyefendi'ye, sonrasında rektörümüz Bayram Sade Beyefendi'ye, sonrasında hem bölüm hocamız hem okulumuzun genel sekreteri Doktor Hüseyin Ergün Bey'e ve size çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz hocam bugünümüzü. Eyvallah. Çok güzel geçti bizim için. İnşallah sizin için de öyledir. Sorularını soramadığımız arkadaşlar kusura bakmasınlar. Bugünlük bu kadar diyoruz. Son söz Hüseyin hocam da inşallah. Teşekkür ederiz Abdülkadir Bey. Ben de hocama çok teşekkür ediyorum. İKAM'a destekleri için teşekkür ediyorum. Tabii gelen sorular var. Onları hocama yine biz maille yöneltmeye gayret edeceğiz. Bu programlarımız devam edecek. Bu dördüncüsüydü. Beşincisini hafta yapacağız ama inşallah hocam Konya'da da bir program beraber yapmak istiyoruz. Öğrencilerimizle beraber bir araya gelelim istiyoruz. Tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun tekrardan. İnşallah yeni programlarda görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Hayırlı günler.